zamanı hızlandıracağız ama bir yandan da şu aldığımız ek iş vardı. Heh. Bir yandan da bunu yapacağız. Evet. Basalım düğmeye abi. %60 ile mi akıtsak zamanı? %30 saniyeyle takabül ediyor gibi. İyi, fena değil. Aksın %30 abi. Hem burayı yapalım hem zaman hızlansın. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şu an elimizdeki para 16 bin. Gerçekten sefilleri oynayacağımızı hissediyorum ama Allah büyüktür. Tam manevra alıyoruz. Çünkü bu duracak şimdi. Şimdi güzel tarafı buradan da soya fasulyesi geliyor. Daha %30'dayız. Hiçbir şeyi yani %30 bir yandan da böyle biçiyoruz. Zamanı da akıttırıyoruz. Bizim mahsuller. Hay dostum. Welcome. I know speak English. Evet. Arkadaşlar bir tane yabancı bir izleyicimiz vardı. O yüzden olmayan İngilizcemle cevap vermeye çalıştım. Herhalde anlamıştır. Ben bile ne dediğimi bilmiyorum yani.
Ulan kasası o kadar büyük ki menetin. Yani maşallah diyelim de nazar değmesin yani. Oyunun sesi mi alçak geliyor? Bana mı öyle geliyor ya? Abi kafamı karıştırıyor bu bilgisayar benim. Ben bu oyunun sesini yükseltmedim mi? E yükselttim. Allah Allah. Her neyse 34 olmuş bile, devam. Ha bu arada yeni işler gelmiş mi? Tırt işler bunlar abi, bulaşmam. Devam. Evet. Biçer döver. Hani arazinin bayağı bir kısmını, ya bu biraz daha iyi tabi. Makine büyük olduğu için aralıksız bayağı güzel çalışabiliyor ama işte burada da şöyle bir durum var. Ben bu oyuna farming'e girdim arkadaşlar. Sadece Farming Simulator'u, yani Giant Software'in kendi sisteminde var olan modları kullanıyorum. Onun dışında hiçbir mod ve harita, DLC'im, hiçbir şeyim yok. Bir de hile de yapmadım. Hem para hilesi vesaire de yazmadan oynuyorum. O yüzden biraz beni kastırıyor bu oyun ama yani akıllıca oynadığınızda, takip ettiğinizde de iş gelişiyor abi. Önemli olan piyasaları güzel takip etmek, vurgun yapacağın yeri yakalamak. O yüzden de mahsulü silahı biriktirmek en mantıklısı abi. En yüksek parayı gördüğünüzde gömçüreceksiniz. O zaman para geliyor. Baksana daha ben kasaya yüklüyorum. Bir tane bile götürüp bırakmadım. Nar tarlanın %40'ına geldim. Hani kasayı bıraksam yüzde bilmem kaçı diyecek direkt yani. Hani o bakımdan biraz şeyim, ne derler ona. Bir yandan da faiz ödüyoruz. O faiz yüzünden de paraya ihtiyacımız var. Mecburen bu şekilde ekstra görevler yapmaya devam etmek zorundayım. O yana da bu yana da salla. Kasaya, yani kasa kolay kolay dolmaz. Daha yarısı doldu. Yani iki tane daha döver dolduracak. Döveri iki kere doldurana kadar tarla biter la. Aklımda bir pislik var. Denesem mi lan? Vallahi merak şey ettim. %39 oldu çünkü. Dur bakalım. Biçer son tura geçtiği zaman, yani bizim kasayı doldurma açısından çok merak şey diyorum. O yüzde ilerliyor ya. Ben kasayı götürmeden yüzde kaça kadar şey yapacak? Ne derler ona? Bekleyecek. Şimdi bizim çekici de biraz tırt. 80 tonu yiyince de çalışmayacak. Kıçını yırtacak eminim. Biraz daha güçlü bir çekici alabilmeyi çok isterdim ama ne yazık ki. Harbiden lan. Dur sen bunu yapıyorsun. Ben şuradan bir geleyim. Gel bakayım. Kamyonlar kısmına geldiğim zaman
Benim Iveco değil mi? 200 beygir. 179 beygir. Şu 381 beygir. Bir de bu var işte 480 beygirlik. Ne diyor? 470 beygir ama 150 bin. Bu 414 beygir. Aslında bak 414 beygirlik bir kamyonu var. Iveco'nun man bu. 414 beygir ne? 100 bin. Çok güzel iş görür bu. Bendeki tır kaçlık? Benim kamyon kaçlık abi? Bendeki bu. 381'lik bu. 60 ton yiyince götünü yırtıyor. 414'lük manı almak çok mantıklı ama bana para lazım onun için. Tamam. Ayarlayacağım. Onu da ayarlayacağım. Ona da çözüm bulacağım. Yani şöyle baktığın zaman baksana %45 oldu abi. Hani yüzde ilerliyor anlatabiliyor muyum? Yani sanki hiç kasaları boşaltmadan yüzdesi yetecekmiş hissi uyandırdı bende. Ya bu biraz şey, ne derler ona? Şöyle bir pislik yapabilirim. Benim tır nerede abi? Bir ton. Şimdi bu 80 ton çekiyor da şimdi çekici biraz zayıf bir çekici. Boşluğu bile çekerken zorlanıyor bu. 381, 414 yine nereden baksan bunlar güçlü. Acımaz ha. Şimdi bu kamyonu değil mi? Gerekirse satacağız.
Bak %48 oldu, gördün mü? Ne oldu canım benim? Doldur oğlum, doldur. %100 yok, bir tur daha alır. Kasanın boş halini çekerken bile götünü yırtıyor yani. Şimdi ben bunu ya 381 414 o kadar abartı bir fark yok ama dur bakalım. Ama bu tek çeker. Öbür malın kanının çekişi de fazla. Çekeri de fazla onun. O yüzden hani sen bunu yapıyorsun. %54 oldu zaten. Anasını satayım. Benim öbür kamyonum ne derler? Low. 30 tonlu al git ya. Çift dingilli kamyon her zaman diyorum. Esprisi çok.
Şimcük. Ya bu biçerden ara Dorsey'e bir tur daha boşaltacak zaten, o belli de. Benim merak ettiğim o değil. Şimdi ben diyorum ki acaba ben şimdi o Dorsey'i fullleyeceğim. Ondan sonra çıkana bizim 30 tonluk kamyona koyacağım. Bizim 30 tonluk kamyon dolunca onu götürüp 30 tonluğu boşaltıp geleceğim ben merkeze. Bakalım işe yarıyor mu yaramıyor mu, onu da öğrenmiş olacağım. Çünkü %60 oldu, anlatabiliyor muyum? Yani çıkan mahsulün bizim elimizdeki malzemenin içine sığması mesele burada. Yani dört numara ve beş numarada bu tarz bir ekilmiş ürün varsa ortalama 100 tona yakın, yani 90-100 ton civarında ürün veriyor. Şimdi biz şu anda tahminimce 90 ton ediyoruz benim kamyonla birlikte. Bizim de işlerde daha var. Çok iyi olacak bence. Bakalım bu aklımdaki plan işe yararsa bu hasat görevlerinden iyi mal vururuz biz. Çok güzel olacak. Yani daha bir tane bile, bir nokta dahi boşaltmışlığım yok. %66'dayım hocam. Yani merak, bakacağız. Denemeden bilemeyiz. Şimdi bu kasayı doldurduktan sonra tıra boşaltacağım yine. B tahıl tankını doldurdu diyorsun da zaten. Baksana şuraya, %69 oldu oğlum. Yalnız bu tarz olursa benim daha çok işime gelir. Şeker pancarı, patates, onlardan çok çıkıyor yani, onları kasalayamam abi, o kadar kamyonum yok yani.
Şuna bak, %72 oldu lan. Valla eğer %100 olur da, eğer %100 olur da kontrat tamamlandı derse var ya, ya tadından yenmez hocam. Yani mahsule çökmüş oluyorum ki bu çok hoş bir bug olur. O zaman işte para koyarım. Bu var ya, 60 bin alıyor ya. 59 binlik kasa bu. Bu 73 oldu oğlum. Bu işte bir iplenik var ya. Dur bakalım. Yani bunun içinde az bir şey kaldı. Ha, büyümüş. Bu kalan yer %25 eder mi? Onu bilemeyeceğim ama şöyle bir şey diyebilirim. Burayı bir biçelim. Bakalım %25 ediyor mu, etmiyor mu? Tabii döneceksin. Uçtan alacak mı? Uçta bırakır büyük ihtimalle de, ne kadar bırakacağına bakacağım. Şu kasayı fırlayalım. Yani elimizdeymişken tır bitsin artık.
Tamam, %100 oldu. Doldu, güzel. Şimdiki. Ah, siktir, kamyonu kaçırdık. Kamyoncum ya. Sana %77 diyor oğlum. Bu oradan onu atlar. İner yürüyerek öbür araca geçeriz. Onu o şekilde hızlandırırım ben. Yani bu burayı full dolduramaz. Okkalı kazanat zavga bu işten ha. Temiz kazanat zavga o işten. Bu biçeri götüreyim mi? Bu biçeri götüreyim benim araziye. Vallahi çalışırsa bir de bu biçer, oh çiçek. Birazdan şey kesecek. Neydi lan onun adı? Şey neyi kesecek? Şey kesecek. Kredi faizini falan kesecek. Buranın toplamından bence bir tane anca çıkar döverciyi. Yani gündüz olana kadar bekleyelim. Bu arada başka kontrat geldi mi? Kontrat neymiş bu ürün? Arpayı diyor merkezi tahıl hammalına götür. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunda yaptığım numara işe yararsa para koyacağız. İnşallah yarar. Bak %80 oldu. Çömçür. %80. Dur bakalım. Oğlum her şey nasip, her şey kismet. Bilmiyorum artık ama bakacağım.
Şu an deneme yapıyoruz. Denemede başarılı olursak geri kalanlarda da başarılı olacağıma inanıyorum. Vallahi kardeşim, bu işten hiç şeyim yok benim ama. Emin değilim, emin değilim. Şu an tırsıyorum. Belki %90'ı görmeyecek de. Vallahi %85'te falan kalır bu. İlk postada bir 30 ton ayıracağız o zaman abi. Ondan sonra
Tabii gıçını yırtıyor tabii. Boşaltmaya başladı. Bir yerden sonra para yüklemeye başlayacak bana. Tarla 8'i gördüm demin. Evet. Bir dakika dur. Lan oğlum nereye gitti? Biri hemen aldı tabii. Tarla 5'teki arpayı diyor. Tamam. Nesne ödünç al dedim. Tamam, tarla 5'teki arpayı ben aldım. Kasma oğlum, kasma. Şimdi gidelim. Thank you.
Şimdi tarla 5'e mi gidiyordum ben ya? Traktörü taşımamıza gerek yok. O traktör boktan ya. Tadılanlarına da gideceğiz de 30-30 götüreceğim.
Aşağıda biçenler çalışıyor. Yukarıdaki ekstra iş çalışıyor. Tek yaptığımız şey onların traktörünü kendi tarlamıza, bizim kamyonu onların tarlaya kullanmak olacak. Arkasına bir şey bağlanabiliyor bu arada. Galiba yani. Güzel. Bunun haznesi biraz küçük galiba. Yani şeye göre biraz haznesi küçük galiba. Çabuk doldu çünkü. Baksana bu çok hızlı doldu bu ya. %60'da yani çok hızlı da dolmuş sayılmaz. Bence öbüründen daha büyük haznesi. Öbürü 14'lüktü. Öbürü 14'lüktü bu. %60'larda da bu 18 falan alıyor diye biliyorum. Oho, 13.000 küsurda tankı doldurdu diyor bu. Maşallahı var. İyi iyi, doldur oğlum, doldur. Yani fena değil. Şimdi bir dakika. Kasası kaç alıyormuş merak şey ettim. Bu 18 falan alıyordur ya, çok değildir yani.
17.100 alıyormuş. Yani ben bu kadar düşünmemiştim. Bayağı alıyormuş. Merkezi tarla mı? Güzel. Şimdilik bu bayağı bir ilerliyor. Tam 19'dan demek ki 5500 civarında mal çıkar. Biz hızlanalım hocam oraya doğru. Mis gibi olarak bunu burada kullan, onu orada kullan. Nasıl olsa ben siloya boşaltıyorum anasını satayım. Masayın büyüğünü alacağız. Masayı değil, bunu satacağız. Vallahi bitmeyen zulüm yapmışlar kardeş ya.
şöyle dönüyorum. Eziyet başlasın abi. Gerçek zamanlıya indik abi. İyi, iyi, iyi. Bu ne lan? Ulan böyle dönüş mü olur senin ben yapacağın işi? İçkide edeyim. Dur bakayım. Oo, bu dolmuş, dur. Vallahi iyi dolu ya. Kamyonumdan çok memnunum.
Ben bunu buraya boşaltırım hocam. Olmadı ya. Sen buraya sürüyorsun. Sen burayı keseysin. Yardımcı D'ymiş bu. Pezemek de burada dolduruyor zaten. Çok da şey değil yani. Tamam. Fena değilsin. Hangisini izleyeceğimi bilemedim şu an. Bu burayı bitirir. O da orayı bitirir. Hepsi bitirir bir tek. Şu siyahlı pezevenge dikkat etmem lazım. O, o büyük. Oy 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 oy. Buradan aşağı gidene kadar %100 yapar mı lan bu? Vallahi bu hasat ve diğer işler yani sen devam edeysin o da edey. Tekisi son turu dönüyor. Bazıları çalışmayı bitiriyor. Bak şimdi bu şöyle ha.
Yürü koçum. Hadi bakalım İpek Bal, gidiyoruz. Sen bunu buraya boşalt. Orayı biçiyor. Dur. Bu burada. Yani hayvan gibi mazot harcıyoruz sonuçta. Şimdi bizim 3 tane küçük tarlamız var. O 3 tane küçük tarla benim. Davuk işine girmem için yeterli olur. Küçük küçük tarlacıklarım var. Onlardan birine tavuk kümesi koyabilirim ama şimdi o kümesi koymayla da iş bitmiyor hocam. Bir dakika. Tamam.
Mazot bitiyor ne yapayım? Kes bakalım. Keşlenecek olan yerler illaki olacaktır. Tamam. Oo, doluyu, doluyu bu, doluyu. Bunu oraya götürelim. Oradakini alalım. Sana bunları siloya boşaltalım. Şimdi bakalım bu kardeş ne yapıyor bu kardeş. Ne oluyor lan bu? Ananı. Kesinlikle bu makineden kurtulmam gerekiyor benim ya. Şunu siloya boşaltayım abi ben. Kasayı dolduralım. Sen bunu doldururken ben şu benim makineye bir bakacağım. Asittir ya.
Ulan gittim oraya tosladım ya. Ulan ne bitmesiymiş, boşalttı boşalttı, bitmedi oraya ya. Makineyi getirerek kullanmak. O aldım ya. Şimdi bu burayı yabay. Bu da burayı biçeyi. Sen burada dur, sen bana lazım olacaksın. Sana buraya duruyorsun. O da çödüm çödüm işe bay.
Bence bunu buradan sanırsam ona yetişir mi ya? Ha buraya biraz beklesin ya. Ha bu da sonuncuyu çekeydi ha. Ulan kamyon mu alırım, pice döver mi alırım hiçbir fikrim yok ama o Massey Ferguson'un bir böğünü alacağım. Bu birinci postası dur. Şimdi bu burayı bir tutur. Şimdi o orayı yapar. Kene biz bunu buradan saldık. Nasıl bir şeyse nasıl da bitmeyin ya. Şimdi orada biçerun içindeki 3-3,5 bir şey var, onu alacağız. Hepsini birden siloya. Boşalt. Hayvan böyle işin. Şimdi oğlan neresi on kapatavni? Bana daha vardır. Bunu çalıştır. Benim masayı buralara çalışacak da bu tarafa da bir boy büyüğünü, öyle çok büyüğünü değil, azıcık büyüğünü, sırf aynası olmasın diye o da yani.
Bak buralarda isteyenler var, kireci. Yapacak onlara bir şekil. Ama benim asıl meselem şudu da. Şimdi bak. Şu arada bir pojluk var. Ha bu pojluğu şey edebilirim. Tarlaya çevirebilirim. Ama bunları yapabilmem için şu ikisini birleştirebilirim. Şu arada iyi bir alan var, değerlendirilebilir. Onları yapabilmem için tabii biraz kıçımı yırtmam gerekecek. O da ayrı bir bela başıma benim. Sen buraya devam et. Bu son haddeyi çekecek bu arazi. Karşı tarafa çekeceğim onu. Kim çalışmayı bitirdi? Ne zaman bitirdi? Öbür tarafta sürüyordu tarlayı. Büyük ihtimal orayı bitirmiş. Dur şurayı bitireyim. Yani bu hasattan sonra biçer tamire girecek yine abi. Suat isimli yabancı büyük ihtimalle bize hello demiş. Hello. Gel abi. Gel 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 gel. Hop dur. Çak. Devam et. Kurtarır mı? Kurtarır oğlum. Yapıştır gelsin. Sen devam ediyorsun. Sen bitirdin. Senin gıçındakini toplayıveren. Şimdi büyük ihtimalle kireç atacağız. Bugün de ne kısmettir anlamadım ya. Hep yabancı izleyiciye denk geliyoruz arkadaş. Akarsın akarsın. Sen hamurayı devam edeyizin. Şimdi dur bir dakika. Ananı 18 ve 20 kireç istiyor. 18'e basalım kireci abi. Ben kireç de bitiyor bunun içindeki. Yine gidip kireç dolduracağız. Evet, burayı kireçleyelim.
Evet. Kasayı dolduruyor ama bu biraz uzun sürer. Bir dakika. O da dolmak üzere abi. Şöyle. Sen bunu dolduruyorsun. Bu burayı bitirmek üzürü. 20 numara kireç istiyor değil mi? Bakalım başka nereler kireç isteyecek. Yes. Doğru tarlayı mikmişim. Sen devam et. Seni buradan almam lazım benim. Şimdi kurtarmayacağı için için öbür tarafta bir işimiz yok. Bu tarafta işimiz var abi. Gerçi bu tarafı da abartmamak lazım yani. Arazi pidoduk.
Bakayım. Bak %70 gidiyor, gördün mü? Bitmiş. Tarla 7 galusa pilur mu ne? Merkezi tarla ambarına götüreceksin diyor. Ne bu? Ganola. Olur. Tarla 7'dekini de alırım. Şimdi sen 90 diyeceksin oraya. Yarıya gelmeden muhabbet değişecek. Bak şimdi %95 oldu burası. Yani fazla dayanacağını sanmıyorum. Yüzde kaçtı? %73. Hadi oğlum. Bu bitirdi burayı ama o kalsın orada abi, dur şimdi. Lan. Aha. Benim monitörler gidip geliyor. Ne oluyor lan? Kafa gitti monitör gidip gelince ya. Şunu çalıştıracaktım ben. Yapıştır. Güzel. Şu an kilit isteyen bir yer yoktur. Bu arada benim burası oha 86 ton olmuş. İyi birikmiş, iyi birikmiş. Bir dakika. Bu dursun şimdi. Öbür arazide kireç isteme ihtimali var. Bu iyi.
öbürü yapıyor. İki tane şu an sadece hasatla bir sürme var. %79 güzel. Yani bu makineyle de gidiyoruz ama şimdi zaten yardımcı da hediye uyarısını verecek. Bu ona yetişebilir mi? Zor ihtimal. O zaman biz bunu izleyelim hocam. Bir yandan da biçer döverlere gel abi. Bunların boyları alçak bir kere. Bunların boyu alçak olduğu için bunlar işimizi görmüyor bizim. Hiçbir şekilde abi 202, 285, 299 diye gidiyor. Ebe'nin 10.000 litre, 10.500 litre. Aslına bakarsan çok büyük bir fark yok aralarında. Bence bunun kafası büyük. Ne diyor? Yani John Deere'ye takacağımız kesiciyle Rostel'e takacağımız kesici farklı ama şimdi yani 300 bin abi yani bak şimdi şunu aldığımı düşün. Bak bunu aldığımı düşün. ...385.000 vereceğiz buna. Sonra geleceğiz kesiciye abi şurada. Bak kesici de şu kesicisi. 7.6 metre. Şu kesiciyi kullanır büyük ihtimalle ama ya bu çok büyük, bunu taşıyamaz. Bu çok büyük, bunu taşıyamaz. Dediğim gibi bunu alacak, bunu taşıyacak. Rostel'inki 9 metre. Yani 300 bine Rostel alırsam bunu alıyor. Neyse. Bunu alıyorsun abi. 7.6 metre diyor gördüğün gibi. 9.5'a. Kesici bu. Bir de şuraya geliyorsun abi çiçek ve mısır için. Kaç metre? 6 metrelik var. 9 metrelik var. Şimdi bu 9 metreyi John Deere'ye takar mıyım? Takarım ama taşır mı? Şimdi bunu takarsam 57 bu. Bu da 9 metre. Ama bu hepsine uyumlu. Şimdi bak. Şunu. Da 6 metreliği de var Rost şey John Deere'ın. Ama John Deere'ye bunu takacağım, bunu takayım abi. Tamam anladım ne yapacağımı. Evet. Yürü bakalım. Şuraya gel. Bakayım kireç isteyecek mi burası? İstemiyor. Güzel. Şimdi ulan senin şansına sıçan ben be ya. Thank you.
sabahtan beri takılmıyordu, şimdi takılmaya başladı orada. Tövbe tövbe. %88 ha? Çapraz geçeceğiz demek ki, yapacak bir şey yok. Şimdi bir dakika. Başka bir arazimizde kireç ihtiyacı bulunmadığından burayı dolduralım.
Acaba yetişebilir mi, yetişemez mi? Emin değilim şu an. Çak gitsin ya. O hala yürüyor. Şuraya gel, büyük torbalarda. Kireç torbası. İki. Üç. Dört. Altıncıyı al. Mal bu da yedi lan. %96 diyor, güzel. Buradan çıkan malı biz cebe indireceğiz oradan, anladığım o. Evet, bir tane ufak traktör. Yeni aldık bunu. Keseciyi tamir edeceğiz. Yoruldu makine abi.
Sana sıçayım ya. Abi yani bir tamirat masrafı o kadar ama ya. Ayaküstü 800 lira. Cart gort girdi yani. Şimdi bir dakika. Hani kafana edeyim. Evet, burayı da bitirdim. Şimdi biçme sürme bitti. Şimdi ekme ve gübreleme başlayacak. Emme ve lakin... Yani yarım depo mazot var içinde herhalde. Yarım depoyla da 2-3 kere buralara eker bu. Ama ne yapıyoruz, artık soya ekmiyoruz. Kanolaya geçiyoruz abi. Gel kanola. Çok iyisin, çok iyisin. Nerede benim Deutz'um lan? Gidelim hemen. Şimdi bu devam ediyor, dur. Burayı iyice biçelim. Malı alalım, kasaya koyalım. Sen orayı biçerken ben şunu gideyim boşaltayım hocam bizim siloya.
Abi yardımcı de orada sıkıntı yaşıyor. Bak orayı dönemiyor garibim. Bunu da satalım. Kanola ekiyorum ben şu an, kanola. Yani içinde 5700 ya, saftısın ya. Ananı. Elimden geldiğince bunu da bizim kamyonun kasaya koyacağım da kamyonum alabilir miyim yukarı tarafa ben? Ne yapıyorsun la? Emin değildim ama. Yani. Arkaya.
Bip 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 bip. Biri bip 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 bip. Evet, Ganola Egeirugu. Ben şunu alabilir miyim? Yapıştır aslanım. Şimdi haritadan bakayız yola da. Yüz bin. Bak bu da artıyor 30.000 olacak şimdi. Bakalım kaç bin? 50.000, 60.000, 70.000, 80.000. 30.000'e yakın olacak işte. Arpamız da artıyor. Tamam. Topla. Kanolayı sür, merkezi tahıl ambarına boşalt. Olur. Ama önce
Doldur çocuğum, doldur. Doldur oğlum. Bence bir dene daha alırız. Ver oğlum onu da bana. Tarlalarda biraz zorlanacaksın belki ama bence biz bunu alalım ya. Alalım alalım. Nesne ödünç al diyelim. Şimdi buranın kanolasını ektük. Kanala bir yandan, gübre bir yandan. Şimdi siz onu yaparken sizin 49 binlik boktan tırınıza ihtiyacım yok benim. Ben kendi kamyonumu kullanacağım.
Valla 7 idi değil mi la? Ha şurada bir yerde ya. Şimcik. Şimdi aşağıda ekme ve gübreleme işleri devam ederken biz de burada ufak bir hasat yapacağız kendi çapımızda.